Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte tanıtacağımız araç Tesla Model Y. 4 çeker olan dual motor long range modeli. Sizler için bu aracı inceleyeceğiz. Bakalım arabanın eksileri artıları nelermiş, birazdan göreceğiz. 372 beygir güce sahip, 509 Nm torkla 5 saniyede 0-100'ü olan bu aracın azami süratı ise 217 km saatte. Uzunluğu 4.70, genişliği 1.90, ağırlığı da 2 ton civarında olan aracımız Tesla dual motor long range model Y. Bu aracımızda şu an birçok özellikler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de otopilot. Aracımızın içinde kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir çalıştırma düğmesi bulunmuyor. Arkadaşlar, bu aracımız 4x4 ve ortalama şehir içi 500 km bir doldurma deposuyla giderken, şehir dışı ise 350-400 km arasında falan gidiyor. Arkadaşlar, bu aracımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de diğer araçlardan alışılagelmiş özelliklerinden bir tanesi farklı olarak kartlı olması. Kartlı sistem. Tabii ki de bu full kartla beraber değil. Eğer ki kart yanınızda olmayabilir, kart dışarıda olabilir, kart başka yerde olabilir. Telefonunuzda Tesla'nın programını yüklediğinizde tüm her şeyi, her şey aklınıza gelebilecek her şeyi telefonla yapabiliyorsunuz. Arabaya gelmeden sabah arabayı koltuklarını ısıtabiliyorsunuz, arabayı çalıştırabiliyorsunuz. Siz burada değilsiniz, uzaktasınız. Uzaktan müdahale edip arabayı çalıştırabiliyorsunuz. Yanınızda anahtar, yani kart dahi olmasa bile. Ve Tesla'nın, yanlış hatırlamıyorsam, diğer tüm arabalara göre o ana yollarda kendi markası olmadan bile en yüksek enerji seviyesinde güç kendine aktarabildiğini, güç kaynaklarından diye biliyorum. En yüksek Tesla'da da biliyorum. Diğerlerinden en iyi gücü olan. Zannediyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, 40 dakika içinde %80 şarja ulaşabiliyor. Arkadaşlar, şimdi aracımızın içini tanıyacağız, içini göreceğiz, dışını göreceğiz ve test sürüşüne hem şehir içi hem şehir dışı olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar, bir ufak şehir içi turumuz başlıyor. Bakalım bu araba neler yapabiliyormuş. Acayip derecede keyifli ya. Çok mükemmel yani. Ben bayıldım yani. Harika. Ben de daha önce BMW'nin CE4 serisi motoru vardı. Onda acayip ilk aldığımızda, yani elektriğin gücünü onda hissetmiştik. Ama elektriğin gücünü hissettirenlerden bir tanesi de bu. Şimdi Türkiye için üretilen SR modeli hakkında çok fazla bir bilgim yok. Ondan da önümüzdeki 1-2 içinde gelecek siparişi verildi. Arkadaşlar, sağ sinyal verdiğinizde sağ kamerayı, kapatıp sol sinyal verdiğinizde de sol kamerayı, aynı altındaki kamerayı açıyor. Ve harika bir rahatlık diye düşünüyorum ben bunu yani. Görüyorsunuz, diğer arabaları seçiyor. Büyük arabaları büyük olarak seçiyor. Yayaları gösteriyor, ışıkları gösteriyor. Buradaki diğer şeylerin hepsini görüyorsunuz. Otopilot, işte şarj ne kadar, günlük yolculuk planlama, son ücretli şarj oturumu Gemlik'te 371 TL'lik diyor. Otopilotu buradan ayarlıyorsunuz. Koltukların ısıtmalarını buradan ayarlıyorsunuz. Diğer kontrol ekranları, aynalar, işte direksiyon. Mesela direksiyonu buraya tıklıyorsunuz. Buraya geldiğinizde direksiyon bu şekilde aşağı, yukarı, sağa, kendinize sola. Buradan seçtiğinizde bu tuşları o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra buradan kapalı konuma getirip başka ayarlarınızı gene aynı şekilde bu tuşlardan yapabilirsiniz. Şehir içi kullanımlarında genelde bıraktığınızda bu şekilde kendini şarj edebilme
durumundan dolayı kilometre olarak şehir içinde daha fazla giriyor elektrikli arabaların hepsi. O yüzden dolayı bu araçta denendiğinde şehir içinde 500 kilometre bandında giderken şehir dışında max 350-400 kilometre aralığında bir mesafe kat ediyor. Arkadaşlar araca bindiğinizde araç çalışık durumdayken inip tekrar geldiğinizde şu kartı şuraya okutmanızı istiyor. Eğer ki kartı buraya okutmazsanız pedal titriyor. Bakın sinyal verdiğinizde böyle görüntü açılıyor. Sinyali kapattığınızda o görüntü kayboluyor. Burada arabanın kilometresi, şarjdan bu yana olan vakitleri. Arkadaşlar burada kontrol ekranınızı açtığımızda yol kamerası, normal kamera, normal kameraya tıkladığımızda da buradan hepsini seçebiliriz, görebiliriz. Arka, sol, sağ olarak. Burada diğer ekranlarda hepsini görüyorsunuz. YouTube müziğinden, sinema moduna, Bluetooth'undan, navigasyonuna. Ön cam buz çözücü, arka cam buz çözücü, sol sağ koltuk ısıtmalı direksiyon. Hepsi mevcut araçta. Şimdi arkadaşlar aracımızın enerji dolum istasyonuna gidiyoruz. Kendi istasyonuna gidiyoruz. Aracımızın sahibi olan Mehmet arkadaşımızın dükkanına dolum istasyonunu kurdurdu. Bu dolum istasyonuyla ilgili bilgileri de ondan alacağız. Aracımızda bulunan bu dışarıda şarj etmek için kullanılan aparatı, yani uzun yollarda, şehir dışlarında gittiğimizde kullanmamız gereken aparat bu. Bu aparat ise ev aparatı. Ev tipi aparat. Yani bunun bir ucu şu şekilde oluyor. İstediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz ev tipi şarj istasyonlarında. Herhangi bir normal pizza takla edebiliyorsun ama en yavaş olan bu. Bunun süresi biraz uzun oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın şarj edebilme yeri resmen gizli bir yerde. Hani ararsanız belki bulamayabilirsiniz. Şurada buraya basit bir dokunuştan sonra bu açılır. Buradan şarjımızı yapıyoruz. Arkadaşlar burada Mehmet arkadaşımızın kurduğu istasyonda bu şekilde Tesla'nın kendi istasyonu. Bakalım şarja bir takalım deneyelim. Bunu da buraya bu şekilde taktığımızda, eğer ki araç kilitliyse arkadaşlar bu zaten kendini kilitliyor. Bunun buradan çıkartma ihtimaliniz kesinlikle yok. Yani herhangi bir dışarıda da olsanız bunu buraya taktığınızda korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bunu buradan kimse çıkartamaz. Evet arkadaşlar, şehir dışı araç güç denemesine ufak ufak başlıyoruz diyelim. Bakalım şehir dışındaki kullanımımızda aracımızın performansı nasılmış. Araç gayet şık. Hiçbir şekilde hiçbir düğme yok. Vites burada, ekran burada. Her şeyi bu ekrandan yapıyorsunuz. Aracın şerit ayrılma inanılmaz derecede bir hızlanması var. Aniden direkt geliyor yani. Şimdi arkadaşlar
O hızlanmayı bir daha deneyeceğiz. Bakalım. Yerler ıslak ve yağışlı olduğu için bunu çok fazla azami süratına ölçmek için deneyemeyeceğiz maalesef. Arkadaşlar bu tuşumuzda aracın kapıları kapalıyken ve sağ koltukta kimse yokken koltuğu yöne çekme modudur. Yani bence bu patron modu oluyor. Bu şekilde hem sırtını geri yaslayarak ilerletiyor. Öne doğru bastığımızda da hem koltuğu öne getirip hem de sırt bölgesini dikey pozisyonuna getiriyor. Dikey pozisyonuna getirdiğimizde de arkaya çok geniş bir alan yaratılmış oluyor. Arkadaşlar burada torpido açma tuşuna bastıktan sonra burada çıkan bezimiz ise ekran silme bezi olarak geçiyor. Bu şekilde. Arkadaşlar burada araç çıkama butonuna bastığımızda tüm camları kapatıp şarj porturunu kilitliyor. Ön cam sileceklerini güvenlik moduna uzaklaşınca kapıyı kilitlemeyi park sensörü uyarı seslerini devre dışı bırakıyor.